sayesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölü, ağır hafif 100.000'e yakın yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16 milyon insan depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son 100 yılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara bölgesinde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur. Problem durum. Binaların kaçak, eksik malzeme ile veya uygun olmayan zeminlere yapılması ya da standarta uygun yapılmaması nedeniyle ülkemizde gerçekleşen depremlerde fazlaca yıkım ve can kayıplarının olması. Biz arkadaşlarımızla depremde ve sonrasında yaşanılan sorunları inceledik. Daha sonra da bunları puanlandırdık. Seçtiğimiz çözüm önerisi. İnsanlar depremle ilgili bilgilendirilmeli, deprem çantası hazırlanmalı ve evlerin sahipleri izin vermesi bile evlerin depreme dayanıklı olup olmadığı kontrol edilmeli. Bunu da okuyabilirsin. Aksiyon planı oluşturma. İnsanlar depremle ilgili bilgilendirilecek. Belediyelerle ve bakanlıklarıyla ortaklaşa çalışıp eylem planı hazırlanacak. Her aileye belediyeler tarafından yaz ve kış aylarında deprem çantaları dağıtılacak. Twitter gibi platformda gündem oluşturulacak. Eşitliklere farkındalık yaratılacak. Tüm evlerin depreme dayanıklı olup olmadığı yetkililer tarafından kontrol edilecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.